Evet, iyi günler herkese. Yepyeni bir haftadayız. Oldukça olumlu havalar yaşıyoruz endekste. 120 bin seviyesine ulaştık ve bu seviyenin üzerine yükseldik. Şimdi 3,2 sent seviyesini takip ediyoruz. Orası da hemen hemen şu anki kurla hesap ederseniz 121 bin 700 lira isabet eden bir nokta. Mevcut hava güzel, olumlu. Şu ana kadar yaşanan en önemli farklılık banka hisseleri yoktu Ocak ayına dek. Endeksteki yaşanan bir rally vardı yine ama bu rallide bankacılık hisseleri çok fazla yoktu. Ocak ayından itibaren onlar da artık işin içinde olmaya başladı, iştirak etti. Zaten o hisselerde, mali sektör hisseleri de işin içine girmesiyle de endekste de yeni rekorlar başladı. 3,2 sent seviyesini ifade ettik. 121.700. Şimdilik bu seviyeyi izleyeceğiz ama eğer hava iyi olursa bizi de etkileyebilir. Daha da yukarıya doğru yükselebilir. Zaten pek çok yaptığımız yayınlarımızda ve pek çok yazdığımız yazılarımda endeks için 2018 yılının ilk 3 ayında 120 bin ile 125 bin arasında bir seviyeyi hedef yaptığımı ifade ediyordum. Şu anda bunun içerisinde girdik. Hatta çok da yani erken oldu. Daha henüz Ocak ayı bile bitmiş, bittiğini söylemek zor ama erkenden olduk. Bunun da bir önemli sebebi de şu oldu. Dışarıda çok iyi bir hava var. Dışarıda her yerde risk iştahı oldukça yüksek. Ralliler yaşanıyor. Amerikan endeksleri her gün rekor yapıyor. Almanya endeksi geçen hafta çok iyiydi. Rekorlar yaptı ve en önemlisi, bizim için en önemli olan şey, gelişmekte olan ülkelere çok ciddi bir fon akışı var ve bizi de olumlu bir şekilde etkiliyor. Endekste söyleyecek çok fazla bir şey yok. İyi hisseleriniz varsa elinizde tutulacak. Bu saatten sonra yeni bir yatırım yapmak artık çok 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 seçici olmakla alakalı bir şey. Ama yine de hala fırsatlar var. Borsada fırsatlar sonsuzdur. Hiçbir zaman sona ermezler. Onu da ifade etmek isterim ben. Gelecek haftalar artık şu andan itibaren 12 aylıkları ilan edilecek. Mesela 30 Ocak'ta yarın Arçelik ve TSKB'yi alacağız. 31 Ocak'ta Akbank garanti var. 1 Şubat'ta Ereğli var. 2 Şubat'ta İş Bankası var. Ve sonraki hafta pek çok hisseler var. Bunları da yakından alacağız. Artık hisse odaklı çok fazla hareketler olacak. Yeniden analizler yapacağız, yeniden incelemeler ve yeniden yeni hedefler yapacağız. Bunlar için bayağı yoğun bir döneme giriyoruz. Kurda 3,73 seviyesi çok ısrarlı bir nokta. Bu seviyenin aşağısına bir türlü inemiyoruz. 3,73'ün üzerinde kaldığımız sürece ara ara yukarı doğru tepkiler alabiliriz. 3,76, 3,77'ler olabilir ama bu hareketler sınırlı yükselişler olacaktır. Bu şekilde tahmin ediyoruz. Yani kur 3,77'ye gitti diye dolar yükseliyor artık şeklinde bir yorum yapamayız. Zaten zayıf bir seyrin içerisinde yukarı yönlü bir tepki yükselişi olarak alacağız. 3,73'ün altına eğer inerse orası o zaman çok hızlı olabilir. Yani 3,67'lere kadar hızlı bir düşüş bile olabilir. Onu da ifade edelim. Halen daha kurda aşağı doğru, endeks içinde yukarı yönlü bir seyrimiz var. Bunlar da sürüyor. Bu hafta yurt içinde çok önemli veriler yok. İşte yarın Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu gelecek. Çok önemli. Amerika'da veriler var. Çarşamba günü Fed var. Çok önemli bir sürpriz yok. Yellen olmayacak. Toplantı olmayacak. Faiz arttırımı zaten beklenmiyor. Çok büyük ihtimalle bir öncekinin hemen hemen aynısı bir toplantı olacağını sanıyoruz. Cuma günü istihdam verisini alacağız Amerika'da yine. Bugün mesela Amerika'da kişisel tüketim ve harcamalar var. Önemli olabilir. Bunları yakından izleyeceğiz. İyi günler, hoşça kalın.